Devrilen altılı masa zar zor toplandı ama bu kez de küçük partiler arasında ittifak formülleri tartışılıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva ve Gelecek Partisi'ne tek başımıza başarılı olamayız, güçlerimizi birleştirelim çağrısı yaptı. Altılı koalisyonda istifa haberleri de geliyor. Gelecek Partisi'nin ardından bu defa Deva Partisi Tokat İl Başkanı partisiyle ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Gerekçe Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve HDP ile yürütülen ittifak görüşmeleri. Hem Gelecek hem Deva Partisi hem de öbür taraftan Saadet Partisi olarak bir ittifakın, seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in devirdiği masa zor da olsa yeniden kuruldu. Masadaki küçük partilerse milletvekili sayısını artırmak için çare arayışına girdi. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz takdirde alacağımız oy mertebeleri en fazla 3-4 milletvekili çıkarılabilir belki. Seçim kanununa göre partiler aldıkları oy oranına göre milletvekili çıkarabiliyor. Saadet Partisi de daha çok milletvekili çıkarabilmek için Deva ve Gelecek Partisi'ne tek listeyle seçime girelim formülünü önerdi. İttifak içinde ittifak kurmak için kolları sıvadı. Ama biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekiliyle temsil edilme imkanımız var. Altılı masada bir yandan bakanlık pazarlıkları da hızlandı. Hatta seçim sonucu belli olmadan koltuklar paylaşıldı bile. Kulislerde ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Ekonomi Bakanlığı'nınsa İyi Partili Bilge Yılmaz'a verileceği konuşuluyor. Tabii bu isimlerin altılı masadan tam mutabakat almadığı ve isimler üzerinden yeni krizlerin kapıda olduğu da. Kılıçdaroğlu'nun aday ise muhalefet cephesini karıştırmaya devam ediyor. Önce Saadet Partisi'nin Haymana mutabakatı heyeti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımıyoruz dedi. Küçük partilerdense istifalar peş peşe geliyor. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Muharrem Ödemiş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için hayal kırıklığı diyerek partisiyle yollarını ayırdı. Ben Kemal geliyorum. Deva Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz'sa zehir zemberek açıklamalar yaparak ayrıldı partisinden. Zaman, emek ve hayallerimi lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor dedi. CHP Parti Meclisi ise HDP ile görüşme takviminin de konuşmak için olağanüstü toplandı. HDP altılı masaya mı oturuyor sorusu için ipucunuysa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu verdi. HDP 6 milyona yakın oy almış bir parti. Altılı masaya 7. 8. 9. HDP'den bağımsız olarak söylüyorum. Kişilerin oturması da o altılı masanın ağırlığının bütünlüğünü farklılaştıracak. HDP'de altılı masanın dışındaki bütün siyasi partiler gibi genel başkanımızın elbette görüşeceği partidir. CHP ile HDP'nin 14 Mart Salı günü bir araya gelmesi bekleniyor.